Allah'ı düşünmeyen, bilmeyen, tanımayan ve gerektiği gibi takdir edemeyen insanlar, doğal olarak Allah'ın dualara icabet eden sıfatını da kavrayamazlar. Dua etseler bile Allah'ın dualarına icabet edeceğinden hep şüphe içinde olurlar. Oysa dua dünyadaki en büyük nimetlerden biridir. Çünkü mümin dua ettiği zaman Allah'ın kendisini işittiğini ve duasına her ne şekilde olursa olsun icabet edeceğini bilir. Olayların başıboş ve tesadüfi bir biçimde değil, Allah'ın belirlediği kadere göre geliştiğinin, O'nun dilediği şekilde yürüdüğünün farkındadır. Bu nedenle duasına karşılık görmemek gibi bir kuşkusu yoktur. Bu samimi ruh haliyle dua edenin duasını da Allah makbul görür ve kabul eder. Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşad olurlar. Allah başka ayetlerde de, şeytandan Allah'a sığınırım, sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana kendisine dua ettiği zaman icabet eden olarak bildirilir ki, bu da yine samimi duaların Allah katında mutlaka karşılık göreceğinin ifadesidir. Dolayısıyla Allah'ın yardımından kuşkuya düşmeden, kabul olacağına kesin inanarak dua etmek gerekir. Allah kullarının kendisine yakın olmasını ister. Samimi bir ruh hali içinde istenen güzel şeylere karşılık verir. İnsanı sadece bir su damlasından yaratan, yeryüzünü yoktan var eden Allah için herhangi bir kişinin duasına karşılık vermek çok kolaydır. Yapılması gereken tek şey inançla, sabırla, samimiyetle ve Allah'a güvenerek Allah'tan istemektir. Dua konusunda belki de en büyük tehlike, kabul olmayacağı endişesiyle dua etmekten vazgeçmektir. Bu çok hatalı bir tavırdır. Öncelikle şunu hiç unutmamak gerekir ki, ayetlerde vurgulanan duaya icabet bir şeyin aynen gerçekleşmesi anlamına gelmez. Çünkü insan bazen kendisi için zararlı olan bir şeyi Allah'tan istiyor olabilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua etmektedir. İnsan pek acelecidir ayeti bu durumu açıklar. Duada istenilen şeyin geciktirilerek verilmesinin veya tamamen farklı bir şekilde icabet edilmesinin bir nedeni Allah'ın insanları imtihan etmesi de olabilir. Allah, kullarının sabrını denemek ve onları olgunlaştırmak için vereceği nimetleri belirli bir hikmete göre belirli sürelerin sonunda verebilir. Bu ve benzeri nedenlerden ötürü duada istenilen her şeyin hemen tam istenildiği gibi gerçekleşmesini bekleyemeyiz. Büyük İslam alimi Bediüzzaman'ın da belirttiği gibi Allah dua konusu olan şeyin daha azını verebilir. Belki de mükafat olarak daha fazlasını verebilir. Ya da az önce saydığımız nedenlerden ötürü hiç vermeyebilir. Ancak her durumda da Allah kendisine dua edenin duasına icabet etmiştir.